Üç yoldan bahsediyor. Ehli imanın yolu, bir de inandıklarını yapmayanların yolu, bir de kafirlerin yolu. Bu zaman Müslüman hangi yola dahil? Üçüncüye, ikinciye başlayacak. Ama ibadetin olayı... İnandığı gibi yapmadığı için. Bizim ibadetlerimize de bin türlü tövbe istiğfar etmek lazım. Yani bin türlü tövbe istiğfar etmek. Böyle bir ibadeti kazara, artık baygınlık mı dersen, delilik mi dersen, ne dersen de, büyüklerden birisi bizim yaptığımız, kıldığımız namazdan birini kılsa, ömür boyu o namaza ağlar. Ben nasıl böyle bir Allah'a terbiyesini getirdim, böyle bir namaz olmuş. Yani bizim namazımıza da istiğfarımız da bin türlü namazı istiğfar lazım geliyor. Biz namaz mı kılıyoruz? Yani? Sadece zimmetten düşüyor. Yani zimmetten düşüyor. 16. sözdeki namazın tarihine bak. 16. sözü getir bakayım. Evet. İşte temel nefsim, bir nevi miraç hükmünde olan namazın hakikati, sabık temsilde bir nefer mahsus lütuf olarak huzur-u şahaneyi kabulü gibi mahsus rahmet olarak Zat-ı Celil-i Zülcemal ve Mabud-u Cemil-i Zülcelal'in huzuruna kabulüdür. Allahu Ekber deyip namaz kılacak. Allahu Ekber, İttihat Ekber. Manen ve hayalen veya niyeten iki cihandan geçiyor. Kayd-ı maddiyattan tecerrüt edip bir mertebe-i külliye-i ubudiyete veya küllünün bir gölgesine veya bir suretine girip bir nevi huzura müşerref olup İyyâke na'budu, İyyâke nestaîn. İyyâke na'budu hitabına herkesin kabiliyeti nispetinde bir mazhariyet-i azimedir. Allahu Ekber deyip manen ve hayalen. Demek Allahu Ekber dedikten sonra insan ne yapıyor? Ne yapması lazım ki? Manen ve hayalen. Veya hiç olmasa niyeten. İki cihandan geçip. Şimdi öbür cihan nedir? İnsanlar mükafat gördüğü gibi. Ve mücadat gördüğü. Biz inşallah mükafatı tanıyız. Cennetiyiz, cemaliyiz. Şimdi sen padişahın huzurunda padişahın verdiği ihsanı düşünür musun? Suyu edeptir. Edepsizliktir yani. Padişah kendisiyle görüşüyorsun. Bundan daha büyük kutup var mı? Padişahın huzurunda cenneti düşünmek, cemali düşünmek, firdevsi düşünmek, nehirleri düşünmek, bu suyu. İki cihandan geçip, zaten dünyayı kaylak kale alma olur. Allah-u Ekber deyip, manen ve hayalen veya niyeten. Veya niyeten. İki cihandan geç. Kayd-ı maddiyattan tecerrüt edin. Bir mertebe-i külliye-i ubudiyete ve küllinin bir gölgesine veya bir suretine çıkıp bir nevi huzura müşerref olup İyyâke na'budu hitabına herkesin kabiliyeti nispetinde bir mazhariyet azim edir. Namazın aslı bu. Bizim kıldığımız namazı nereye koyacaksan koy. En müşkül meselelerimizi namazda hallediyoruz. Geleceği, gideceği yok. Hiç aklımıza gelmeyen problemlerimiz namazda hallediyoruz. Dünyevi işlerimiz. Adeta harekat-ı salatiyede tekrarla namazı kılarken tekrar
Allahu Ekber demekle kat-ı meratibe ve terakkiyat-ı maneviyeye ve cüziyattan devair-i külliye çıkmasına bir işarettir ve marifetimiz karşısında kemalat tikkatlesinin mücmel bir ünvanıdır. Güya her bir Allahu Ekber bir basamak-ı miraceyi katına işarettir. İşte şu hakikati salattan manen veya niyeten veya tasavvuren veya hayalen bir gölgesine bir şu ana mazhariyet dahi büyük bir saadettir. İşte hacda pek kesrette Allahu Ekber denilmesi şu sırrandır. Çünkü Hacc-ı Şerif bil asale herkes için, Arafat'ta bulunan herkes için bir mertebe-i külliyede bir ubudiyettir. Nasıl ki bir nefer bayram gibi bir yevm-i mahsusta ferik dairesinde bir ferik gibi padişahın bayramına gider ve lütfuna mazhar olur. Öyle de bir hacı ne kadar âmi de olsa kat-ı meratip etmiş bir veli gibi umum aktar arzın Rabb-i Azim ünvanıyla Rabbına mütevellidir. Rabbim değil, Rabbul Alemin. Bir ubudiyet-i külliye ile müşerreftir. Demek ki namaz nasıl kılınıyormuş? Allahu Ekber deyip manen ve hayalen. Manen ve hayalen. Veya niyeten iki cihandan geçip kaydı maddiyattan tecerrüt edip. İşte bu kayd-ı maddiyeden tecerrüt etmek sırrı Hazreti Ali Efendimiz'de bütün sahabede vardı. Hazreti Ali Efendimiz'de fiilen rivayet ediliyor ki bacağına ok saplanmış, ben namaza durayım ameliyat yaptım, aldım. Namazdan farig olduğu zaman aldınız mı diye soruyor. Öyle anestezi yok yani, anestezi yok. Sağlık memuru olarak hemen kafan çalışıyor. Herhalde bir iğne vurdular. Lokal anestezi yaptılar. Lokal anestezi yok. Lokal anestezi kad-ı maddiyattan tecerrüt. Kad-ı maddiyattan, kayd-ı maddiyattan tecerrüt. Allahu Ekber deyip manen ve hayalen. Demek tarlu. Manen ve hayalen. Veya, hiç olmaz bunu yapamıyorsan, veya niyeten, hiç olmazsa niyeten, iki cihandan geçip, kaydı maddiyattan tecerrüt edip, bir mertebe külli-i ubudiyete veya küllinin bir gölgesine veya bir suretine çıkıp, bir nevhudura müşerref olup İyyâke na'budu ancak senden yardım dileriz. Hitabına herkesin kabiliyeti nispetinde bir mazhariyet-i azimedir. İnsan böyle bir lütfa mazhar olmak için acele mi eder? Sırtının üstüne yatar, hele sonra gideriz. Adeta hareket-i salatiyede tekrarla Allahu Ekber, Allahu Ekber demekle kat-ı meratibe ve terakkiyat-ı maneviyeye ve cüz'iyattan devair-i külliyeye çıkmasına bir işarettir. Ve marifetimiz haricindeki kemalat-ı kibriyasının mücmel bir ünvanıdır. Her bir Allahu Ekber, Allahu Rüke'ye eğilir Allahu Ekber, orada bir müşahede,
Ondan sonra kavmeye kalkıyor, Allahu Ekber. Sonra celseye, ondan sonra secdeye, oradan kalkıyor, celseye, Allahu Ekber. Her bir Allahu Ekber, bir mertebenin katına, bir mertebe yükselmesine. İşareti ve marifetimiz dışının haricindeki kemalat-ı kibriyasının mücmel bir ünvanıdır. Bilemiyoruz. Allah vermesinden bir gayri hesaptır. Allah bir insana Allah verir. Bu Sultan Mahmud değil ki küreğin altından doğru diye. Bu Allah. Allah ona ikram ediyor. Bilmiyoruz ne veriyor. Marifetimiz haricindeyiz. Bilmiyoruz. İşte şu hakikati salattan. Salatın hakikati bu. Namazın hakikati bu. Manen veya niyeten veya tasavvuren veya hayalen bir gölgesine, bir şuana mazhariyet dahi büyük bir saadettir. Böyle bir namaza ne diyor Üstad Hazretleri? Aklıma geldi ki Muhyiddin Arabi gibi harika zatlar neden sahabeye yetişemiyorlar? Sonra namazda, secdede sahabenin tesbih tarzına yakın bir hal zuhur etti. Subhane Rabbiyel Ala. Dedim ki eğer bir namazı bu şekilde kılmak bana nasip olsa bir sene ibadet etmem vardır. Kendi ibadeti. Sen benim ibadetim değil. Kendi ibadeti. Kendi ibadetten bir sene yukarı. Onun için anladım ki İbadette de sahabeye yetişmek mümkün değildir. İşte harada pek kesrette Allah-u Ekber denmesi şu sırdandır. Çünkü Hacc-ı Şerif bil asale, bil vekale değil, bil asale, herkes, şahsı itibariyle nedir? Herkes için bir mertebe-i külliyede bir ubudiyettir. En büyük manada, külli manada bir ubudiyet her bir fert için. Nasıl ki bir nefer bayram gibi bir yem-i mahsusta ferik dairesinde bir ferik gibi bir genelkurmay başkanı gibi, bir paşa gibi padişahın bayramına gider. Velitfına masal olur. Padişah onları kabul ederken sen feriksin şuraya gel. Bayramda öyle demez. Sen Ersin buraya geç demez. Bütün misafirlerini ales seviye kabul eder. Kat öyle de bir hacı ne kadar amide olsa kat meratip etmiş bir veli gibi umum aktar arzın Rabb-ı Azim ünvanıyla Rabbına müteveccihtir. Bir ubudiyet külliye eylemiş. Namazın hakikati bu. Şimdi bizim namazımıza ne kadar istiğfar çekmek lazım düşün. Her bir namazımız. Yani ikinci sınıf çok zengin bu zamanda. İkinci gruba dahil çok zengin hepimiz. Allah'ın lütfu yetişmezse hepimiz bu grubun adı.